Merhaba, ben Berk Karan. 28 yaşındayım. Yemekle haşır neşir olduğumu gördüğünüz zaman da anlayabilirsiniz. Yemeyeceğim şeyler arasında sushi, yılan balıklı sushi veya yılan balıklı olan deniz ürünleri bunlar var. Merhaba, ben Enfal. Öyle bir konsept yapmışlar. Yemek söyleyecekmişiz. Yemem dediğim tek bir şey var. O da sushi. Onun dışında ne olsa yerim. Dolayısıyla kazanma ihtimalim çok yüksek. Merhaba. Ben Ece Begüm Cetan, 29 yaşındayım, İzmirliyim. Bamya sevmem. Sakatat falan yiyemem mesela, beyin meyin falan öyle şeyler, kelle paça falan. Gerçekten. Merhaba, ben Tuğçe Durak, 28 yaşındayım. Bu yarışmaya benim kazanacağım çok belli çünkü benim işim bu. Ben yemek deniyorum ve seyahat ediyorum. Dünyanın dört bir yanında timsah etinden kanguru etine her şeyi yedim. Akrep bile yerim, solucan yerim, her şeyi yerim. Merhaba, ben Ayşenur. Bugün buraya karnım deli gibi aç geldim. Çünkü en güzel yemeği seçeceğime inanıyorum ve bu oyunun birincisi olacağıma. Her şeyi yerim ama sakatat falan sevmiyorum. Ne bileyim işte kokoreç, dilli kaşarlı tost falan gibi şeyler gelirse bayağı bir zorlanırım. Merhaba, ben Doğuş Çavakçor. Biraz önce Berk aradı beni, dedi ki abi gel bir video çekeceğiz. Ne istersek yiyeceğiz falan. Meğersem beni kandırmış. Buraya geldim. Birazdan telefondan yemek sipariş edip bir şeyler yiyecekmişiz. Sushi'den çok korkuyorum. İnşallah çiğ bir şey, sushi falan filan gelmez. Bilenler bilir, hamburgere karşı zaafım var. Hamburger gelirse affetmem, hepsini yerim. Herkese merhaba. Bugün toplandık hep beraber. Karnımız deli gibi aç. Gözlerimizi kapatıp kulaklık takıp random yemek seçeceğiz ve yemekler geldiğinde yine gözümüzü kapatıp yemeği tahmin edeceğiz ve yemeği doğru bilip bütün hepsini bitirebilen oyunu kazanmış olacak. Bir dakika, ben buraya gelirken hepsini bitirme olayı yoktu. Sevmediğim bir şeyse onu benim bitirmem mi söz konusu? Abi kaybedeceğim yani. O zaman abi, biz kazananlar olarak. Kazanana ne oluyor peki? Konumuz nenin? Kazananları burada. Ne yapalım abi? Olay mı? Biz ne yapalım? Ay neyse, zaten ben kazanacağım için o yüzden sıkıntı yok. Ya benim yiyemeyeceğim şeyler var, ben kesin. Sen yersin tabii, kız timsah yiyor ya, böyle bir şey var mı? Aa, timsah mı yedin sen? Ona zaten ne ver, sen yer. Enfa, ilk konuk geldiğinde bitireceğim seni bak. 7 takipçinin kanala kadar peşindeyim. Kim seçsin ilk? Ben başlamak istiyorum. Wow. İddialı bir çok yarışma. İddialıyım hem de. Tamam. Şöyle de bir adaletsiz bir yarış bu. Berk arkadaşımız dışarıdan da gördüğünüz üzere Konya Ovası gibi bir mideye sahip. Yani çocuk her şeyi yer. Berk'e bu kadar şey söylemişken Tuğçe'ye de bir şeyler söyleyeyim istiyorum. Biliyorsunuz ki kızımız dünyayı geziyor. Yemediği şey yok. Böcek möcek yiyor ya kız. Abi onun cidden yemediği bir şey yok ha. Tehlikeli bir yani yarışmacı, anladın mı? Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Hazır mıyız? Başlıyorum. Nerede şu an? Menüdesin. Restorandayım. Evet. Oldu direkt mu? Direkt seçti ya. Evet oldu. Girdin mi? Girdin. Evet. Şimdi sana şunu seçtireceğim. Ne bu ki? Oldu, bir seçenek. Oldu. İçecek. Hayır. Tamam oldu. Onu kendi... Bir de ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Bana yapmayın bunu. Yoktuğun aisti söyleyelim mi? Tamam. Okey. Çıkartabilir miyim? Çıkart. Gösterme. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Tansiyonun mu düştü? Kuru gitmez, içecek söyleyelim. Söyledim. Tamam, Enfal geliyor. Sıra kimde? Evet. Ben seçeyim ya. Hadi. Tamam, seç. Benimle beraber bu videoya katılan arkadaşlardan Tuğçe Duran çok büyük bir yemek zevki olduğunu düşünmüyorum. Keza Enfal de öyle. Keza Ayşenur'un da profiterolü görse bomba diye karakola götüreceğini düşünüyorum. Buradaki yemek zevki ve gastronomik düzeyi en yüksek kişi benim. Tak bana abi, gel. Oğlum kafan çok büyük, ben şey olmuyor ha. Tamam, Berk tut. Evet, menüdeyiz şu an. Bu yerini biliyor ha. Ya evet, bildiğin şey. Bu biliyor şey. Yerini, bildiğin. Hızlıca. Oho! Tamam, seç, girdin. Görüyor musun? Ya ne yapıyorsun Berk? Ben bunu da saymıyorum abi. Tamam. Net, o kadar net bir şey seçti ki. Kesin görüyor. Zaten yakınlaştırdı telefonu. Evet. Allah Kur'an çarpsın, görüyorsam şerefsiz evladım. Görüyorsam en abiyim. Onaylıyorum. Okey, söyledik Berk'inkini. Sırada. Bence Doğuş yapsın. Bence de. Berk'e biraz kıl oldum çünkü geldiğim zaman bana hiç ne yersin ne içersin diye sormadı ama burada birkaç kişiye sordu. O yüzden ona kılım, inşallah yemeyeceği bir şey gelir diyeceğim ama muhtemelen o da her şeyi yer. Çünkü herif biraz şey böyle, seçicilik göremiyorum onda. Özellikle Enfal'in de sushi'ye karşı böyle alerjisi varmış benim gibi. O yüzden eğer burada birbirimizin biraz pisliğini istiyorsak ona sushi gelmesini çok istiyorum. Ben Doğuş abi, Doğuş abi şöyle yapmak seçeyim mi artık? Evet, seç. İstediğini seç. Seçiyorum. Evet. Tamam, girdim restorana. O oldu, şey. Bitti. Tamam. Değiştireceğim. Ne oldu, oldu mu? Oldu, bas gelsin ya. Sushi mi? Evet. Oğlum ne yapıyorsun? Hayır, şey ekleyelim.
Bir dakika, hayır. İçecek ekliyorum. Olmadı. İçecek mi ekliyoruz? Abilerin abisi. Tamam. Tamam. Şu an oldu. Tamam. Şimdi içeceğini seçebilirsin. Ne yapayım? Tık yapman yeterli. Tamam. Oğlum çok stresliyim. Ne olur kötü bir şey yapmayın bana. Yuh ya, 0.13 diyor. Tamam, bir tane daha poşet ekleyeyim. 3 tane poşet söyle devam. Tamam, oldu. Tamam, Allah aşkına. Kötü bir şey seçmedim. Yok yok, çok güzel bir şey seçmedim. Ya biraz pahalıydı, o yüzden sürekli bir şey söylemek zorunda kaldık. Minimum tutarı pahalıydı yani. Söylediğimiz yerden minimum tutarı pahalı bir yer seçtim. O yüzden yerde olmadı yani. Ha. O zaman uzak bir yerden soğuk bir şey yani. Begüm gelirdi. Hadi. Biliyorsunuz belki göbeğine güveniyor olabilir. Ama ben de her zaman damak tadıma güvenmişimdir. Tuğçe'nin de yemek yemeyi sevdiğini biliyorum. Onun dışında Enfal ve Ayşenur hakkında çok bir fikrim yok, yemekle araları nasıl. Yani iyi şanslar dilemek isterdim ama boşu boşuna şimdi kendimizi kandırmayalım. Birinci belli, ikinci kim diyebilirim sadece. Bence bir şey karışık bırakın şöyle. Kokun. Hemen et üstüne. Sen elleme ya. Aa, gidiyor. Ha, hissettim, telefona evet. Birisi dokunuyor. Ha, ben ses çıkarmadım ki. Girdin restorana. Bir daha bas. Hayır, ya. Geri atsana ya. Bir dakika, olmadı. Telefonu elimden alamazsın. Tamam, sen seç. Sen seç. Ya bak, basıyorsunuz telefonu. Küfür edeceğim şimdi ha. Ay, siz bakmayın. Ben kendi kendime seçeceğim böyle. Bir daha bas. Tamam. Yuh ya. Tamam, seçtin. Bakalım oluyor mu? Tamam, oldu. Ya yarışma başladım hırs gibi ya. Tuğçe sende. Şu anda birlikte yarışacağım ekipten Enfal olsun, Doğuş olsun. Dünyanın en lezzetli mutfaklarından bir tanesini yemeyen, hatta burun kıvıran, hatta sevmeyen iki insan var. Umarım onlara sushi gelir. Yemeyeceği sushileri de afiyetle yerim. Gözüm kapalı yediğim anda neyi ne yediğimi kalitesinden yemek sepeti puanına kadar söylerim. Hazırız. Tamam, seç istediğini. Biri dokunuyor. Düzeltiyorum. Nerelere girdin? Oo. Girdin mi? Evet, girdin. Ne yapacağım? Dur, yanlış yapıyorsun, dur. Tamam. İçecek seç. Ne? İçecek seç. Tamam. Tamam, oldu. Tamam, hadi, bitti. Bravo. En güzel sen seçtin. Çok güzel oldu. Bu şarkı senin Spotify'ında var mı? Var. Beğendin mi? Yok yok. Psikolojik sorunlarım var bence. Şimdi ben seçeceğim ya, restoranlara giriyor. Bakmayın. Bence bugünün fail'ı Berk olacak. Berk zaten bence yani az yesin de birazcık göbeği erisin diyorum. Enfal ise, ya Enfal sanki böyle tipinden dolayı hani şey, ay ben bunu yemem, ay işte bunu mu seçtim falan diye böyle mızıkçılık yapacak gibi. Begüm de aynı şekilde. Tuğçe ise böyle büyük umutlarla alacak telefonu eline. Ama bilmiyorum, ona çok kötü planlarım var. Elini böyle şey yapabilirim. Ya seçmedin, hadi bir daha deyip dandik bir şey seçtirebilirim. Tuğçe'ye biraz doluyum. Tuğçe ve Enfal mi? Restoranlarda mıyım? Aynen, evet. Restoranlardasın. Dur, girdin şu an. Yemek seçeceksin. Yemek seçiyorsun. Seçtin mi? Seçtin. Bekle. İçecek? İçecek de seç. Hayır, bir şey. Bravo! Çok güzel oldu. Yemin ediyorum var ya Ayşenur, en iyi sen seçsin. Kesin. Ne? Ben bak, görmedim de yani. Gördün mü? Hayır, yemin ederim. Vallahi bozayım oyunu. Hayır, görmedim. Gördün ya, vallahi gördün. Yemin ederim görmedim. Tamam, nasıl okuyayım? Peki, görmedim. Başlayalım. Herkes yemeğini seçti. Yemekler gelinceye kadar parti. Aynen, parti. Enfal arkadaşımızın yemeği geldi. Her şeyi, burada olan her şeyi yiyecek. Eğer yerse ve tahmini doğru olursa kazanan olabilir. Bir şey söyleyeceğim, çatal bıçak lazım. Nasıl yiyecek bunu? Eliyle ya abi, eliyle. Allah, bekle. Kokuyor. Abi bak, burada nar ekşili bir şey var. Tamam, şöyle tutabilirsin. Dürüm. Sherlock seni her şeyde biliyor. Biraz da bundan al yerken. Ne bu? Adana Urfa. Önce elleyeyim. Nereden? Sırada. Ya ben de en azından kaldı. Tahmin etseydi.
Boş dürüm, boş dürüm söyledik. Yanında da şundan bence. Al, al, al. Kokla önce. Biberli ekmek. Bravo be! Helal olsun be! Helal olsun be! Bu kadar olur. Bekle. Biberli ekmek şeyi bildi lan. Değil, değil. Ne? Ne bu abi? Bileceksin ne? Katmer. Midemin şu an be yani. Ben önce bunun ne olduğunu bilmiyorum. Buna banacak. İş başka noktaya gidiyor şu anda. Bu Adana dürüm. Tamam Adana dürüm dedi. Buna da katmer dedin. Bu ne? Ayran. Bakmama gerekiyor. Masada de... ne varsa verin abi. Yiyeceğim. Dur. Dur bir dakika. Ver bana. Ya biz çok uzun süre önce çatal bıçakla yemek yemeye tutulacak bir şey sandım abi. Empire. Suri ne yaptın Suri? Bu şey. O sarı acı biberlerden. Tamam bunda. Ne bu? Hayır, iced tea. Evet. Limon. Bravo. Empal evet. Ağzına kaldı, son. Bir şey vereceğim. Aç kocaman aç. Evet. Hadi bakalım tren geldi. Acılarız mı? Bir de bayağı sürer. Herkes... Abi ben bunu... Bu ne alaka? Hediye mi bu? Empal ne kadar ödediğini biliyor musun? Ben mi ödüyorum? Ne kadar? 50 lira 50 kuruş. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben 50 lira 50 kuruş bu yemeğe vermezdim. Empal boyunu kaybetti bence. Ama çok seçenek var. Ya. İki tane içecek var, bu var, o çok var, o güzel. Var. Hakikaten mi? Ya zaten limiti doldurmak için bu kadar vermek zorunda kalıyoruz bence. Evet, normalde benim olsa yok. De şunu söyledi, şu yoktu. Evet, yoktu. O zaman hep bana alkış. Bravo. Dürümle katmer yenmez abi, üzerine acılı ezme ve küçük acı biber turşusu. Evet, Berk yeni yemeği geliyor. Doğuş abi sen bana elime ver. Eline mi ver? Tamam, bekle. Sen ellerini indir abi, ben sana söyleyeceğim. Oo ne oluyor lan çatır? Elimi bağlasalar hadi. Şu an var ya nasıl yiyeceksin? Of ya. Oyunun birincisi belli ya. Gelsin gelsin. Ballı ballı. Ne bu? Hamburger. Bir şey söyleyeceğim patates yok mu? Bu yağda kızarmış patates. Şimdi bunu ısırayım bakayım. Tek lokmada bitirdim. Şimdi ince bir ayrım var orada. Evet. Bak, o ayrımı yapman o lazım. O ayrımı söylemen lazım. Yoksa sayılmaz. Nerede aşınır içecek? Yandan direktif verip duruyor. Nerede içecek? Bu şeftali açtı. Tamam, o zaman bir de buna bak. Fanta bu ya. Kokusundan anladı bu arada. Burnunu gördün mü ya? Ya bu hamburgerde bir nokta var. Dur bakalım bakacağız. Oh. Adam acıkmış. Benim hamburger istiyorsan. Ya. Evet. Çok iyi. Ya tavuk mu var, bir şey var bunda? Anlamadım, ne lan bu? Timsah burger. Yutkundum ya. Ne var bunda, ister misin? O zaman Berk, sence ne kadar verdin? Kanka böyle bir şeye 47 lira vermişimdir minimum. 50 lira. Şimdi ne bildin bilemiyorum. İçeriği bilemedi. Hayır ben Adana dürüm diyorsam o da niye hamburger evet, olduğunu söylemek zorunda. Abi bu şey hamburger ya, bonfile hamburger de. Tamam öyle... bonfile hamburger o zaman. Doğru doğru. Aynı şey. Aynen, hamburger ben... bitti zaten artık. Bence açalım evet. Gözünü ya evet. Hadi. Menüde bonfile hamburger. Berk güzel bir seçim. Evet. Çok iyi sözler. Sıra kimde? Şimdi Begüm Hanım'ı sahneden biliyoruz. Sıra bende değil mi? Lokum burger söyledim ve bonfile olduğunu tahmin ettim. Lokumun bonfileden yapıldığını bilmeyen bazı arkadaşlar beni suçladılar bilemediler diye. Ama buradan herkese sesleniyorum. Lokum bonfileden yapılır. Oh çok güzel kokuyor, yaşasın. Tamam önce aç ağzını kokuyor. Şunun tadına bakıyoruz. Soğan severim. Ya oğlum bu alışkın soğan. Biber. Biber. Kuzulu bir şey bu. Kuzu çok sevmem. Ben sana vermem. Aç ağzını kocaman. Hadi bak. Bu Adana'ya da Urfa. Hangisi? Hangisi? Yoksa kabul etmem. Adana mı? Hangisi? Bana ne söyleyecek? Acılı değil. Urfa. Bulgur pilava. Bundan dayı. Bravo. En doğrunu tam olarak ne olduğunu söyleyecek. Evet doğru. Hangisi acaba?
Light Cola. Oo. Yok artık. Hep Light Cola içiyorum. Bekir Hanım, sence ne kadar ödedin? Açabilir miyim artık gözlerimi? Oh. Ne kadar ödemiş olabilirim? 35. 21,5. Ooo, bayağı. Ekonomik. Ben bunu bitiririm. Ama şimdi hemen gözünüzün önünde yemeyeyim, bitirdiğimi görürsünüz. Şimdi merakla beklediğim... Evet. Ayşenur! Kötü bir yerden galiba et söyledik. O kokusu burnuma geldiğinde çok yiyemedim ama yine de yenilebilir bir şey söylemişim en azından. Ay iğrenç bir şey koktu ya. Hayır saçmalama. Hep... Sarımsak kokuyor ya. Hayır çok iyi ya. Kokusu bayağı kötü. Pide koktu. Bu ne ya öyle? Evet, aç ağzımı aşıyor. Koklayayım falan bir. Üf, ne bu be? Çorba bu da. Dur bakayım. Kesin çirkin bir şey ya. Beyran çorbası falan bu. Beyran çorbası. Ne için Gaziantep'liler şu anda? Sen aç ağzını. Çok korkunç. Bir dakika ya. Bir şey yok. Yılan çıkmayacak içinden. Türkiye burası ya. Çok yağlı. Ay hiç güzel bir şey değil. Ya. Geliyor. Hayır ya. Lımbır lımbır geliyor. Ya. Sakatat işte bu. Üfle üfle. Yanıyorum. İşkembe çorbası mı? Var ya hiç yemeyeceğim bir şey ya. Yemeyeceğin şeyi niye söylüyorsun? Üfle üfle üfle. Yuttum. Helal olsun yalnız. Evet. Bravo. Daha bitmedi. Tempel ver. Kimilik bir yer kaldı. Tempel ya. Hadi bakalım. Aç ağzını gene kocaman açıyorum. Evet, koklayayım be. Sıcak değil. Kapat şimdi. Yemek yemeyi öğretiyoruz size. Bu güzel. Ne bu? Katmer. Aa bildi. Kola zero. Evet. Beğenmedi. Beğenmek de önemli. Evet. Katmin kalmak önemli. Ben bunu içemeyeceğim. Sence ne kadar verdin? 10 lira falan. Ne beleşçi bu da be. Hayır normalde içmiyorum ya. Ucuz bir şey değil midir? Pahalı bir şey mi? Hadi 20 lira olsun. 45 lira ödedin. Şaka yapıyorsun. Tuğçe Hanım'ı ortaya aldı. Hayvan. Bence benim yemeğim de hile hurda döndü. O yemeği ben seçmedim. Bence Berk seçti. Neyse deneyimlemiş oldum. Hayatımda daha önceden hiç işkembe çorbası içmemiştim. Aslında işkembe çorbası içtiğimi biliyor olsaydım bu kadar zorlanmazdım. Gözüm kapalı, böyle kokluyorum, anlayamıyorum falan çok stres yaptım. Daha kötü bir şey yediğimi düşündüm ve biraz böyle iğrendim. Benimki geldi mi? İptal olmuş olmasın? Doymazsak diye yollamıştık. Evet şimdi. Kokla Tuğçe. Mis gibi koktu gel. Aç ağzını kocaman. Haydi bakalım geliyor. Ne bu ya? Sevdin mi sen onu sordun? Sevdim. Allah Allah. Midye falan mı ne? Böyle bir şey şahit oluyorum yani. Aç ağzını. Güzel bu. Son verdim. Allah Allah. Peki ne olabilir tahmin edin mi? Bu beyin falan ya. Beyin mi? Beyin verdi. İşte sakatat bir şey. Onu beğendiyse bunu kafasına bence dökecek. Tam çorba işte şey bu da. İşkembe mi? İşkembe. Tamam. Açabilirsin gözlerini. Beyni yedi çok sevdim falan. Burası senin. Ve sence ne kadar ödedin? Bu kadarcık mı var? Bu ne? Aynı İkisi de çorba. Bence bir 60 falan ödemişimdir ya. 53 lira. Oo, ya güzel. Tebrikler. Evet. Tebrikler. Ne söylerlerse söylesinler, hani isterlerse tavuğun bacağı tek başına gelsin, gözü falan, her şey yerim diye. Nitekim de yedim, beyin yedim, çorbamı içtim. Önce koklayalım bir. Gel. Neye geleyim? Burnunun ucunda kokla. Sıcak bir şey bu. Aç ağzını. Abi ağzını komple açacaksın. Kendim ağzıma koymak istiyorum. Sos var da. Daha sos istemiyorum. Tamam sos koymuyoruz. Dürüst olun sos koymayın. Tamam. Ağzını açman lazım Doğuş abi dağılıyor. Tam bir dudağımla diyeyim. Allah Allah. Siz kesin ya, değiştirdiniz beni yemeğimi ya. Abi ağzını aç kocaman. Azıcık aç abi gör. Gerçekten bak çatal yırtacak şeyini düşecek. Aç. Ya niye sokmuyorsun bir türlü? Yap bitsin. Aç şöyle kocaman abi. Aç. Evet. Bu kadardı. Evet Doğuş abi. Çiğne abi. Çiğne abi çiğne dökülecek. Doğuş abi çekilecek. Valla dökülecek. Oh. Çok mu? Bu mu? Ne olabilir? Ne oluyor abi? Ne oluyor abi? Ne oluyor abi? Yüzmek istemiyorum. Hadi çiğne. Hadi abi yiyeceğim. Benim gibi ben de hiç sevmiyorum. Burnu tıka ve yut. Yersin yersin. Ya YouTube vereceksin üstüne. Aynen. Kola içmişsin ya. Yut. Neyse zorlan. Ağzın kenarında balık yemişsin. Kolayla beraber. Dur
Tabii abi ağzının kenarında yosun kalmış Allah'ın izniyle. Daha diğeri var, yutman lazım Doğuş abi. Olmaz. Oyun şu an tıkandı. Tamam o zaman eleniyor. Tamam o zaman da bir dakika dur, normal düzgün peçete vereyim. Oğlum. Oğlum çok kötü bir şey yaptınız bana ya. Oo. Hiçbir şey yapmadım abi adamın ağzının içinde. Hiçbir şey yapmadım. İkinci yemek. Koklayabilirsin çatalda. Bu sevdiğim şey soslu etin sosu. Golden Retriever. Tamam. Güzel bir şey. Olacak mı? Balık yok içinde ya. Bu nudum. Bunu yerim. Bunu sabah kayayım. Bu nudum. Her şey bitsin. Bu da sushi de. Yok abi sushi değil. Oğlum dur o ne? Salatalık abi. Bak salatalık ilk verdiğiniz gibi. Çok kötü bir şeydi. İkincisi severim. Bunu sipariş etmem ama böyle ağzıma sokarsan yerim bunu. Bir şey yapıyorsun şu anda. Ben ama seni salatalık. Tanıyorum. Yok abi salatalık bir şey değil ya aç ağzını. Salatalık ya. Bir şey yok. Ay bu ne? Ağzım yanıyor oğlum. Oh, hakikaten hala nabzım yüksek. Şu anda çok bir şey söylemek istemiyorum. Bu arada biraz önce baktım. Ayakkabımın içinden bile wasabi çıktı. Ayakkabımı çıkarıp temizlemek zorunda kaldım. Sushi kötüydü. Yani sevmediğim için kötüydü. Ama noodle'ı sevdim. Onun haricinde yine Berke hiçbir şey yapmadığı için çok pişmanım. Muhtemelen bu oyunu bir daha yaparsak Berke var ya bitireceğim. Yemekler yendi. Tahminler edildi. Sushi birinci oldu. Sushi birinci oldu. Ben birinci olmam lazım burada her şeyi. O beyni gerçekten bitirdi evet. Siz gittikten sonra. Bir adaletsizlik yapıldı. Birincinin kesinlikle Tuğçe olmaması gerekiyordu. Kıza beyin yedirdiler. Beyin olduğunu bilemedi. Berk çok ballıydı. Bir tane hamburger yedi. Hamburger olduğunu bildi. Ha, kesinlikle beyin yemez, onu bunu yemez diye düşünüyoruz ama gördünüz hepiniz ağzının payını aldınız. Ben de karnımı doyurdum. Çok mutluyum. Başından beri de zaten biliyordum birinci olacağımı. Doğuş'un da bu hallere düşeceğini düşünmüştüm, tahmin etmiştim. Bu yarışmadan en karlı benim çıktığımı düşünüyorum. En çok üzüldüğüm kişi ise Doğuş Çabakçor adına çok üzüldüm. Kendisi wasabi, sushi gibi şeylere maruz kaldı. Ama ileriki hayatında mutlaka toplayacaktır, atlatacaktır. Ona buradan sevgiler gönderiyorum. Kazanacağımı bekliyordum, kazanamadım. Ama bunun da benim suçum olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ben yemek seçerken birazcık el atıldı, biraz düzeltmeye çalıştım ama Berk ve Enfal daha şanslıydı benden. Ama Tuğçe gerçekten beklemediğim bir performans gösterdi. Tebrik ediyorum onu. Gün sonu kritiği yapacak olursam, bence en şanslı kişi Berk ve Enfal'dı. Yemekleri gayet güzeldi. Muhtemelen %99.9 Berk'in fikriydi bu. Çünkü Begüm'ün böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Onun harici diğer arkadaşlarım da böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Sadece ve sadece Berk'in böyle bir şey yapacağını düşünüyorum şu anda. Ve muhtemelen de en kısa zamanda ona ben de benzer bir eylemde bulunacağım. Yani adil bir seçim değildi. Ben yine... Günün sonunda eğlenceli bir video oldu bence. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.